İyi akşamlar diliyorum efendim. İyi akşamlar diliyorum sevgili dostlar. Bir Farkında Mısınız adlı programımıza da hoş geldiniz. Bugünkü stüdyo konuğumuz birbirinden güzel özellikleri olan çok değerli bir insan. Bir sürü titri var, kendisini tanıtacak inşallah. Türkiye Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Sayın Mevlüt Kandemir. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Kolay gelsin. Merhabalar. Ayaklarınıza sağlık. Nasılsınız başkanım? Teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle programımız hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Sizi burada görmek efendim. Çok güzel. Program da güzel inşallah. Çok hayırlı teşekkür olsun. Ederim. Biz teşekkür ederiz. Sizin gibi dostlarla güzel başkanım. İnşallah. İnşallah. Herkes üstüne düşen sorumlulukları yerine getirebilirse hayat her zaman çok daha güzel oluyor biliyorsunuz. Bize evet, bir nebzede bir katkımız olursa insana dair, hayata dair diye buradayız. İnşallah. Başkanım ben sizi anlatırken çok zorlandım ya. O kadar farklı, o kadar güzel özellikleriniz var ki bir sürü titriniz var. Hangisinden başlayayım, hangisinden anlatayım dedim. En uygunu sanıyorum Türkiye Federasyon, yani Türkiye Dernekler Federasyonu diye düşündüm. Sizi tanımayan insanlara kendinizi anlatabilir misiniz? Acizane elimden geldiği kadar anlatayım. Ben Mevlüt Kandemir. Evliyim. 4 çocuk babasıyım. Çankırlıyım bu arada. Maşallah efendim. Türkiye Dernekleri Federasyonu, TÜRDEF Genel Başkanıyım. Tabii bunun yanında başka görevlerimiz de var. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Program yeterse inşallah. Yok yeter. Türkiye İnşaatçılar Yüksek Şehir Kurulu Başkanlığı'nı yapıyorum. Sultan Gazi Çankırlar Dernek Başkanlığı'nı yürütüyorum. Bunun yanında İSİDEF, İstanbul Sultan Gazi İl Dernekleri Federasyon Başkanlığı. Aynı zamanda Türkiye Dernekleri Federasyonu. Türkiye Tüm Dernekleri Federasyonu. Türkiye'nin 81 ili ve dünyanın değişik ülkelerinde görev yapan Türkiye Dernekleri Federasyonu Başkanlığı'yla şu an yolumuza devam ediyoruz. Kendi işimiz, iş adamım kendi çapımda, beton sektöründe inşallah biz elimizden geldiği kadar mücadeleye devam ediyoruz. Ben şimdi burada biraz sıkıştıracağım başkanım, bilginiz olsun. Çünkü bu kadar anlattığınızdan daha fazlasını biliyorum. Aslında kötü insanı tanıyıp da açıkları bilmek bir sürü insana el uzatıyorsunuz her şeyden önce. Allah bugün sizi burada misafir etmek benim için ayrıca bir onur. Evet bir iş adamısınız, aileniz var, 4 çocuğunuz var benim, evet. Ama ben 4 çocuğunuz olduğuna inanmıyorum. Bütün dünya çocukları benim diye yola çıkan bir insansınız. Kesinlikle katılıyorum. Güzel gönlünüze, emeklerinize her şeyden önce ben çok teşekkür ediyorum teşekkür bildiğim ederim. İçin. Ve sizi tanıtabildiğim kadar çok insana tanıtıp sizin gibi insanların var olduğunu insanlara gösterip ve bu umudun hiç sönmemesi için bir meşale yakmakta amacım çok aslında. Güzel, çok teşekkür ederim. Ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu... Türkiye Dernekler Federasyonu, bütün dernekler sizin mi başkanım? Nedir yani Türkiye Demin, Dernekler Federasyonu? Benim bildiğim evet. kadarıyla bir İSİDEF vardı. Evet. İSİDEF'le hala devam mı yoksa bir birleşimim mi? Evet anlatayım. TÜRDEF. Çok memnun olurum. Şöyle İstanbul Sultan Gazi İl Dernekleri Federasyonu olarak biz 2 yıl önce 6 tane derneğimizle beraber kurulduk. Çok güzel çalışmalar yaptık. Çok güzel farkındalıklar oluşturduk. Engelli çocuklarımıza, ihtiyaç sahibi ailelerimize yanlarında olduk, ziyaretler yaptık. Onların gönüllerini almaya çalıştık. Bunun yanında Sultan Gazi çok güzel programlar yaptık. Birlik beraberliği sağlamak için elimizden geleni yaptık. Bütün amacımız şuydu, 81 ili kucaklamak, doğuyla batıyı, kuzeyle güneyi birleştirmek. Efendime söyleyeyim, ülkemizde olan son yıllarda yaşanan bu birlik beraberliğe biz de bir nebze katkı sağlamak. Bu şekilde yola çıktık ve hamdolsun başardık. İSİDEF bir marka oldu ve Sultan Gazi çok herkes tarafından bilinen, tanınan, kapısı sık sık açılan, çalınan bir hale geldi. Bunun yanında İSİDEF radyomuzu kurduk. Bu arada ilk konuğumuz da İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu oldu. Böyle de bir maşallah, evet sağ olsun. Bunun yanında televizyonumuzu kurduk, İSİDEF TV'yi kurduk derken çalışmalar yaptık. Halkın her türlü imkanlarına biz onların yanında olmaya ve onlarla beraber olmaya çalıştık. Tabii bu bize yetmedi. Bu arada pandemi ben girmeden şey, önce. Evet. Arkadaşlarımızla. Bu sefer girmeyeceğim. Söz kesme. Uyum var ya benim. Buyurun, başkanı buyurun. Unutmayayım diye. Estağfurullah. Başkan. Sayın Süleyman Soylu gelmiş, ayaklarına sağlık. Evet. Radyomuzun ilk konuğu. Peki. Biz Sayın Bakanımızı da insanların ihtiyaçlarında, onların ihtiyacı olduğu dahilinde sizin nezdinizde yine yanımızda bulabilecek miyiz? Yani şu anda en büyük sorunumuzu biliyor musunuz? Evet, radyolarımız var, televizyonumuz var bildiğim kadarıyla yaptığınız bir sürü şey var. Ama ne kadar çok insana ulaşabiliyoruz? Kapasitemiz nedir? İnsanlar gerçekten çok dar durumda. Yani aslında tek bir şeye odaklanmış vaziyetteyiz şu anda. Aş var mı? Aş. Aş var değil mi? Sizde. Evet. İş var mı? Evet, ev var mı? Doğru. Yani ne yapıyoruz biz insanlara? Şimdi, bize ne olursunuz evet. ilk etapta sizin gibi güzel bir insanı bulmuşken
insanlar da çok darda, çok hani sıkıntılı dönemlerden geçerken neler yapabiliyoruz? Size nasıl ulaşacaklar? Bu özellikleri nasıl kullanacağız sizin? Eyvah eyvah. Yani biz iş aş ev. Ben hiç beklemiyordum kumrarımdan. Siz de tabii bizim aynı zamanda ARGE başkanımızsınız. Evet, ben ARGE başkanım. Şimdi top bana geldi, anlaşıldı. Beraberiz. Şöyle, işte aslında yapılması gereken bu. Sivil toplum kuruluşlarının en büyük özellikleri siyasetle halkın arasında bir köprü olması. İnsanların bazı ulaşamadıkları yerler var. Ulaşamadıkları yerlerde biz devreye girip onları en tepede nerede ulaşabilmeleri gerekiyorsa orada ulaştırmaya çalışıyoruz. Tabii bunun da bunun için güç lazım. Onlar bizim yanımızda oldukları zaman şimdi ülkemizde ve dünya giderek globalleşiyor. Yani şöyle, artık güç kimdeyse insanlar onun yanında oluyorlar. Evet, başkanım. Biz onun için diyoruz ki yani Türkiye Dernekleri Federasyonu da bir güç olacak Allah'ın izniyle. Türkiye'nin bugün en büyük STK'sı ve şu an örneği olmayan bir STK. Dünyanın hiçbir yerinde örneği yok. Onun için biz de diyoruz ki bugün doğudan batıya, batıdan kuzeye dedik. Niye? Bütün ülkemizde olan, aynı zamanda dünyanın 16 ülkesi de şu an TÜRDEF'in genel merkezinden oluşturuyoruz. Yani biz dünyanın neresinde olursa olsun ben Türk'üm diyen, elhamdülillah Müslüman diyen bütün ümmete sahip çıkmaya çalışıyoruz. Yani çok ulaşalım, kısa zamanda her tarafa ulaşalım. Tabii önce kendi insanımız tabii, ama bunun önce kendi insanımız. Bir güç olalım. Şimdi biz eğer halk, bizim gücümüz para değil. Bizim gücümüz iki tane gücüm. Birisi sevgi, birisi halk. Eğer yanımızda sevgi olursa, halk olursa biz bu güçle yapamayacağımız, çözemeyeceğimiz problemler. Onun için siyaset yapmak isteyenler, ticaret yapmak isteyenler, efendime söyleyeyim, işte kendilerini belirli yerlerde bulmak isteyenler, belirli açıklarını kapatmak isteyenler, yani şu manada söylüyorum. Yani halkla devlet arasında ya da halkın kendi arasında birleşebilecekleri en güzel argüman sivil toplum kuruluşlarıdır. Onun için biz bugün Türk'ü, Laz'ı, Çerkes'i, efendime söyleyeyim, Alevi, Sünni'si ayırmadan ülkemizin 81 vilayetini ve 780 bin kilometre içerisinde yaşayan bütün halkımızı birlik beraberlik içerisinde tutmaya evrensel çalışıyoruz. Evrensel bakıyoruz hayata. Evrensel bakıyoruz. Yani 7 bölgede bölge başkanımız var. Bugün Doğu ve Güneydoğu Bölge Başkanımız Sayın İrfan Seven. Buradan da kendisine selamlar, saygılar gönderiyoruz. Sağ olsun 15 gündür burada. Buradaki bulunan Doğu ve Güneydoğu vatandaşlarımızın da İstanbul'da bize katılmasını sağlamak, bize katkı sağlamak için yanımıza geldi. İşte bunun gibi özverili insanlar aramızda olduğu zaman biz çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Yine Karadeniz Bölge Başkanı Murat Temiz. Kendisi bir iş adamıdır. Buradan Ordu Ünye'ye Murat Başkanıma da selamlar gönderiyorum. Sevgili hemşerime başkanım, ben de selamlarımı saygılar. Yine Akdeniz'de Suzan Güzel hanımefendi. Ege'de, Marmara'da, yine İstanbul'da 3 bölge ayırdık İstanbul'u. Aynı siyaset gibi yani aynı zamanda il başkanlarımız var. Ankara'da, İç Anadolu'da Cengiz başkanımız, yine Hüseyin Yakuboğlu başkanımız, il başkanımız. Yani demek istediğim şu, biz ne kadar büyüyüp genişlersek, halk arkamızda ve yanımızda olursa, ne kadar gücümüz olursa o zaman biz Sayın İçişleri Bakanımızı da rahatlıkla aramızda görebiliriz. Rahatlıkla kendisiyle her türlü çalışma yapabiliriz. Yani bugün siyaset de güce bakıyor. Herkes güce bakıyor. Gücünüz yani var, siz varsınız. Yani İnşallah. Benim maksadım şu. İnsanların anlayabileceği bir dilde. Bir kere STK diyoruz. STK'nın ne olduğunu bilmeyen vatandaşlarımız var. STK nedir? Biz bu STK'nın bize sunacağı şeylerden nasıl faydalanabiliyoruz? Size nasıl üye olabiliyoruz? Üye olma koşulları, şartları var mıdır? Şimdi bölge başkanı dediniz. Ben şöyle algılıyorum, kendi algımı söylüyorum başkanım. Bölge başkanları hani işimiz parayla değil, sevgi ve halkla dediniz. Ama kesinlikle, sonuçta parası olan insanların da o parayı kullanacakları bir yer burası. Biz tabii ne yapıyoruz? Parası olan insanları bulup diyoruz ki gelin sizin paranız var. Biz burada bu projelerimiz var. Bunlara lütfen destek olun. Hani birken milyon olduk. Kesinlikle doğru. Gibi. Şimdi STK'nın ne olduğunu yalın bir dille ilk önce vatandaşlarımıza anlatıp size nasıl ulaşabileceklerini, size nasıl katılabileceklerini, kiminin 1 lirası vardır, kiminin milyarı vardır. Yani bunu nasıl büyütebileceklerini bir yardımcı olup anlatırsanız ondan sonra diğer soruya. İnşallah. Şimdi biz sivil toplum kuruluşu, bir defa STK demek sivil toplum kuruluşu. Yani sivil toplum kuruluşu bir gönüllülük esasına dayalı bir kuruluştur. Yani insanların parayla, pulla vesaireyle değil de sivil toplum kuruluşu. Yani insanların gönül rızasıyla bulunduğu bir platformdur. Onun için insanlar bizim aramıza geldiklerinde biraz önce çok güzel bir şey buyurdunuz. Maddi anlamda gücü olan insanlar bize maddi destek verirler. Biz maddi anlamda ihtiyaç sahiplerine bunları ulaştırmak istiyoruz. Bir köprü olmak istiyoruz. Ama manevi anlamda da bize destek olmak isteyen vatandaşlarımız da kapının sonuna kadar açık. Tabii bize nasıl ulaşabilirler? Biz sosyal medyadan çok aktif çalışıyoruz. Evet, Instagram'dan,
işte efendim Facebook'tan, aynı zamanda benim haftalık, haftada 3 gün genellikle bugün salı burada yapıyorum. Perşembe, cumartesi Facebook'tan canlı yayınlarım var. Buradan evet, insanlara ulaşıyoruz. Onlar bize ulaşıyorlar. Yine 0212 418 4040 WhatsApp hattımız var. TÜRDEF'in. Buradan bize ulaşabiliyorlar. İkincisi genel merkezimiz Sultan Gazi. Tekrar söyleyelim. 0212 418 40 40. Evet. Tamam. Bu numaradan bize rahatlıkla bunu WhatsApp hattı yaparak ekleyebilirler ve bize oradan ulaşabilirler. Bunun yanında tabii biz geniş bir aileyiz. Şu an bizim yönetimimizde Türkiye'nin her yerinden yöneticiler var. Onun için bir yere ulaşmamız çok kolay. Bugün Diyarbakır'da bir annemizin bir sıkıntısı varsa veya bir çocuğumuzun sıkıntısı varsa biz ona çok kısa zamanda ulaşabiliyoruz. Saniyeler, dakikalar arasında ulaşıp oradaki bölge başkanımızı hemen mahalle veya işte il temsilcimizi arayarak oraya müdahale edebiliyoruz. Elimizden ne geliyorsa artık o an için ne gerekiyorsa bunu yapabiliyoruz. Antalya'da veya İzmir'de veya işte Bursa'da vesaire nerede varsa bölge temsilciliklerimize beraber hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz. Dışarıdan bakıldığı zaman bir siyasi mantık gibi görünüyor bizimki ama aslında değil. Yani bizim buradaki gayemiz siyasi duruşu ne olursa olsun. Vatan, millet, bayrak düsturuyla çalışan, ülkesine bağlı, vatanına, milletine, ezanına, Kur'an'ına, dinine, inancına bağlı. Ama bunun yanında Ermeni olur, Alevi olur, ülkemizin bu vatan, millet, bayrak düsturuna karşılık olan ve bu topraklarda nefes alan herkesi TÜRDEF'e davet ediyoruz. Bu konuda kimseyi ayırmıyoruz, ayırmayacağız Allah'ın izniyle. Biz onun için diyoruz ki gelin beraber olalım, bir olalım. Bugün 100 bin üyemiz varsa yarın 1 milyon, 2 milyon. Evet, bize soruyorlar bazen başkanım ne kadar üyeniz var? Ben kendilerine direkt şunu söylüyorum, 83 milyon diyorum. Şaşırıyorlar. Ya diyorum tüm Türkiye... Dernekler Federasyonu, yani bütün Türkiye bize bağlı. Ha illa gelip oraya imza atması gerekmiyor ama gönül bağlılığı bizim için daha esas diyoruz. İnşallah Türkiye'nin gönül bağı bizimle beraber. Biz TÜRDEF olarak göreceksiniz çok kısa zamanda başladık. Eğer pandemi olmamış olsaydı Karadeniz turuna çıktık. Bütün illerimizi dolaştık. Şimdi Doğu ve Güneydoğu gezimiz olacak. İrfan Başkanımızla program yapıyoruz. Sonra Akdeniz, Ege ve Marmara. Bütün illerimizi tek tek gezeceğiz. Bütün görevlilerimizin mazbatalarını birinci elden vereceğiz. Oralarla gönül bağları kuracağız. Doğu'nun kültürünü batıya, Karadeniz'in kültürünü Akdeniz'e getirerek oradaki birlik beraberliği sağlayacağız. Bakın çok acı bir durum var. Eğer zamanınız olsa kısaca bir konuyu değinmek yalnız istiyorum. Yalnız gitmediğin yer senin değildir. O kadar basit. Sizin bu çalışma şeklini gidemediğimiz yer bizim değildir. Yani şöyle de bir şey var. Derler, bu pandemi doğru. Bize çok zarar verdi. Aslında maalesef. Herkes şunun hesabına bakıyor. Para kaybettik şunu. Yok para değil. Aslında bizim maneviyatımızı kaybetti. Kültürümüzü yok etti. Mesela bugün 65 yaş üzeri, 55 yaş üzeri çok büyük değerlerimizi kaybettik. Bunlar bizim her şeyimizdi. Anne babalarımız, bu tür insanlar bizim geleceğimizdi. Geçmişimizin bir aynasıydı. Biz bunları kaybettik. Yani kültür bizim ülkemiz için çok önemli. Belki bir Avrupalı için önemli olmayabilir. Ama biz hep kültürümüzü yaşatarak bugünlere geldik. Anne babamızın... vaatleriyle. Ama şimdi ne kaldı elimizde? Google Baba kaldı. Evet. Google Baba'ya soracağız. O ne derse onu yapacağız. Sevdiklerini kaybeden Google kimin? Herkesin başı sağ olsun tekrardan. Maalesef. Allah rahmet eylesin. Ölenlerimize, kalanlarımıza başsağlığı evet. Diliyoruz. Kalanlarımıza ve bu, hem sabır hem yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Ömürler diliyoruz. Yani çok acılar yaşadık. Onun için bu kültürümüzü kaybettik. Şimdi ben izliyorum. Arkadaşlar hep şunu söylüyorum. Pandemi bitmese bir ay kaldı, iki ay kaldı. Ne kadar kaldı önemli değil. Önemli olan ne biliyor musunuz? Pandemiden sonra ne yapacağız? Bence pandemiden sonra oturup çok iyi düşünmemiz lazım. Biraz daha kendimize gelmemiz düşünmemiz lazım. Düşünmemiz lazım değil. Başkanım artık harekete geçmemiz lazım. Şu manada düşün. Yani şu anda zaten yeteri kadar zaman var. Düşünmüşüzdür herhalde diye düşünüyorum. Hayır biz biraz geçmişi çabuk unutuyoruz. Balık son dakikanın insanlarıyız. Son dakikanın insanlarıyız. Evet. Onun için diyorum ki artık biraz programımızı düzgün yapalım. Planlı çocuklarımızı memleketlerimize bol bol götürelim, tanıtalım, evet. Toprak kültürünü öğretelim onlara. Yani çocuklar çok boş yetişiyorlar. Biz özellikle bunun üzerine eğilmek istiyoruz. Bakın evet, çok işsizliğimiz olacak bu arada. Üniversiteli çocuklarımız okuyor ama iş yok, aş yok. Biraz önce bahsettiniz. Bunlara eğilmemiz lazım. İşte TÜRDEF inşallah pandemiden sonra özellikle bunların üzerine çok duracağız. Evet, yani bir ağ oluşturmamız gerekiyor. İnşallah. Yani çocuklarımız için neler yapabiliriz, kızlarımız için neler yapabiliriz. Bugün sağlıklı bir şekilde bu pandemiden yararlanıp bu pandemide zarar görmeyip yaşayan yaşlılarımız için neler yapabiliriz? Annelerimiz için neler kalan yapabiliriz? Kalan ömürlerini bundan sonra daha kaliteli nasıl geçirebilirler? Ona bunlara uğraşacağız. Sizin de projelerimiz var. Onları yapacağız inşallah. Başkanım. Sözünüz var. Ben hazırım. Sözünüz var. Ben hazırım. Benimki söz değil biliyorsunuz.
biliyorsunuz ben söylediğimi yapıyorum. Tamam. Her şey yani hazır. Ben çok güvenirim. Start verdiğimiz anda Batman'la başladık. Biz de inşallah inşallah devamı gelecek. Batman, Diyarbakır, Urfa, evet. Mardin buraları gezimiz var. Güneydoğu Anadolu'ya çok önem veriyorum. Çünkü oradaki sistem gerçekten doğru. Çok farklı ve düzgün, güzel. Kesinlikle. İyileştirilmesi gereken bir takım şeyler var. Şimdi ben burada çok önemli bir şey. Aslında programlarımda bahsediyorum da burada da bahsedeyim. Sizin güzel programınız var. Burası çok da dinleyiciniz var. Burası da okulecisi başkanım. Yani burada şimdi, şey yok. Doğu ve Güney atması yok burada. Doğu ve Güneydoğu'da PKK ile PYD ile YPG ile DAEŞ ile efendime söyleyeyim DAEŞ-KPC gibi örgütlerle bizim kültürümüzü yok etmeye çalıştılar. Dünyanın bütün ülkeleri şunu çok iyi biliyorlar. Türkiye'nin yok edemedikleri tek şey kültürleri. Bizim örf adet ve bağlılıklarımız, aile bağlarımızı çözemediler. Eğer bunu deşifre ederler, çözerlerse bizi bitirirler, bitiremiyorlar. Onun için Doğu ve Güneydoğu'nun kültürü ülkemiz için çok önemli. O yüzden ben buradan bütün Doğu ve Güneydoğulu vatandaşlarımıza şunu söylüyorum. Sizleri çok seviyoruz. Siz kesinlikle. Bizim kardeşimizsiniz, siz bizim yoldaşımızsınız. Sizinle beraber bu ülke ayağa kalkacak. Sakın ha sakın bu zalimlere boyun eğmeyelim. Asla. Çok güzel dilendiler. Allah razı olsun. Çok acılar yaşadılar. Hepsinden. Çok inanılmaz derecede ızdıraplar yaşadılar ama pes etmediler. Birebir şahit olduklarında. Biz onların yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz ve bana göre artık istiklalimiz Doğu ve Güneydoğu'dan başlayarak batıya doğru gelecek. Zaten ve bu batı denilen öyle, batı denilen kendilerini medeni gören tek dişi kalmış canavarlara kanmayacağız. Bunların kültürle falan alakaları yok. Bunlar tamamen kendilerine göre bir sömürge devletleri kurmuşlar. Bizleri hala uğraşıyorlar. Biz devletimizle, milletimize el ele vererek pandemiden sonra ülkemizin kalkınmasına inşallah elimizden geleni yapacağız. Bizi ayakta tutan nedir? Örf, adet, kesinlikle. Dayanışma, birlik, doğru. Beraberlik. Doğru. Bu nedir? Az önce dedik ya planlı programlı gitmek lazım. Zaten plan program demek örf, adet aslında. Doğru. Eğer bir inancı varsa insanın, o inanca sımsıkı sarılıyorsa, tutunuyorsa, atalarını, büyüklerini sayıyor ise, örf adetlerine bağlı ise, bunları hala yaşıyor ise hiçbir zaman sıkıntı yok. Sırtı boşta kalmaz. Doğru. Sıkıntı yok. Tek başına bile kalsa nasıl olur? Etrafına ışık saçar. Kesinlikle doğru. Zaten şu anda en büyük eksiğimiz insanlar kendilerini tek, umutsuz ve çaresiz görüyorlar. Halbuki çare içlerinde. Doğru. Biz de diyoruz ki çaresiz değiliz, umutsuz değiliz. Her şeyin bir sonu var. Günün nasıl batışı var? O batan güneşin nasıl doğuşu var? Her şeyin bir sonu var. Elbet ölüm var. Evet. Bu dünya bitecek. Bittiği zaman da biz gönül heybemizi doldurarak gidelim. Aslında tek ulaşmak istediğimiz nokta bu. Onun dışında evet. Başkanım, şimdi evet. Siyasi. Gelelim siyasi çalışmalarınıza. Şimdi çok güzel bir hareket başlatmışsınız. İnşallah. Sizi mutlaka bu harekete getiren bir nokta var. Peki siyasetle örtüşüyor mu bu hareketiniz? Yani bir hedefiniz mi var, bir çıkarınız mı var başkanım? Çok özür diliyorum. Bana kızmayın sakın başkanımı sevenler. Ben de başkanımı çok seviyorum. Teşekkür ama ederim. Bunu halkın dilinden soruyorum. Hep diyorlar ki, ya insanlar bir şeyler yapıyorlar, hep kendilerini düşünüyorlar. Hep gelmek istedikleri bir nokta var. Bu hareketin sizi siyasi anlamda bir yere getirmesini mi düşünüyorsunuz? Bunun için mi başlattınız? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Yani bu soru çok sık karşıma çıkıyor. Sizden hiç beklemiyordum açıkçası. Başkanım ben şimdi sorulması gerekenleri şimdi, soruyorum. Güzel bir soru. Güzel bir şöyle, ortaya koyalım. Tabii ben hedefçi bir insanım. Hedeflerim var. Yaşım daha çok genç. Bu konuda çok hizmet etmek istiyorum. Allah bana ömür verdiği sürece. Amin başkanım sizin ama gibi insanlar. Ama hayatım yani. Boyunca hiçbir zaman bir yerleri kullanarak bir yere gelme mantığını düşünmedim. Ha ben bir vitrinde çalışan, mücadele eden, insanlara faydalı olduğum sürece zaten birileri sizi görüp bir yerlere istemeyerek de olsa getirecektir. Ben görev adamıyım. Her zaman da söylemişimdir. İşte burada şu bulunduğumuz Mecidiyeköy'de ben 3 yıl Şişli İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yaptım partide. AK Parti ismini de vereyim. Ama biz şu an hiçbir partinin arka bahçesi değiliz. Bütün partiler, biz bütün partiler eşitiz. Biz insanlara faydalı olan. Kesinlikle. Biraz önce anlattığım gibi vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkan, toprağına, dinine, ezanına sahip çıkan bütün partileri yanımıza istiyoruz. Biz ayrımcılık istemiyoruz. Biz bu ülkede artık gözyaşı kan istemiyoruz. Biz bu ülkenin kalkınmasına, birliktelisine, beraberliğine ve çiftçinin, sanayicinin yanında olmaya devam edeceğiz. Tabii ki siyaset, ben siyaset yaptım, yapmaya da devam ediyorum. Biz görev adamıyız, biraz önce söyledim. Eğer bana görev tebliğ edilirse her yerde siyaset yapmaya hazırım. Görev tebliğ edilmezse ben sivil toplum kuruluşlarında çok mutluyum. Neden? Çünkü insanların başını okşamak, onların yanında olmak, onlara faydalı olmak çok güzel şey. Onu söyleyeyim size. Ben siyaset üstüsünüz siz şu anda. Huzurunu yazıyorum. Huzurunu aslında. Yaşıyorum. Tabii orası da doğru. Onun için Allah bize hangi görevi nasip ederse
Demin de saydık ya, birkaç yerde görev yapıyorum. Burada maddi manevi bir sürü kayıplarım oluyor. Çocuklarımdan, ailemden uzak kalıyorum. Sevdiklerimden uzak kalıyorum. Onlar da gelecek. Ama sağ olsun, onlar da, ben bütün aileme, eşime, çocuklarıma teşekkür ediyorum. Büyük bedel ödüyoruz. Ama bunu severek yapıyoruz. Yani bunu canı gönülden yapıyoruz. Bu çok önemli. İnşallah Mevlam, hem bunu takdirini Mevla'dan bekliyoruz. Ama halk da bizi takdir ederse, istediği yerde görmek isterse biz orada olmaya hazırız. Sıkıntı yok. İnşallah sizi gönlünüzdeki yerde görmeye çalışacağız. İnşallah. Birazcık. Öyle mi? Fazla değil başkanım. Siz içten bir insansınız. Sağ olun. Hani, Allah razı olsun. Bunu da ekranları başında bizleri izleyen konuklarımız algılayabiliyorlardır. Teşekkür ederim. Artık hepimizin algısı bu dönemde özellikle çok açık. Evet. Şimdi başkanım. Evet. Allah bin kere razı olsun. Geceniz yok, gündüzünüz yok. Evet. Ya sizi durduk yere neydi yani ayağa kaldıran? Niye yani kalktınız zaten? Paranız vardı, aşınız vardı, eviniz vardı, çevreniz var, sosyal bir statünüz var. Siyasi anlamda da tanınıyorsunuz, biliniyorsunuz. Doğru. Size görevler kendiliğinden geldi, biliyorum. Bilmeyen evet. insanlar da öğrenecektir bunu. Ya zaten bir insanın her şeyi varken neydi yani? Bunun bir manteli vardır. Mutlaka, çünkü sizin gibi güzel hareketlere başlayan insanları bir şeyler yola çıkarıyor. Olmalı yani. Belki hikayeniz biraz genel olabilir ama gerçekten bu bir gönül işi. İnanın bir gönül işi. Ben yani insanları seviyorum. Toplumu seviyorum. Toplum içinde olmayı seviyorum. Faydalı olmayı seviyorum. Bu yaptığım faydalardan dolayı aldığım duaların bana çok büyük faydası getirdiğini düşünüyorum. Onun için bir kötü alışkanlığım hiç olmadı Allah'a şükür. Sigara bile kullanmıyorum. Alkol kullanmıyorum. En azından boş zamanlarım gidip farklı şeylerle değerlendirmektense halka hizmet etmekle değerlendiriyorum. Bununla da gurur duyuyorum. Ben bugüne kadar kime ne hizmetim geçmişse de helal ediyorum. Çünkü ben bunu gönüllü olarak yapıyorum. İnşallah daha da iyi şeyler yapacağız. Bu pandemi dönemi bizi de daha çok da hırslandırdı. Çünkü biz oturup beklemeye alışık değiliz. Şimdi Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 4 gün yılbaşını evdeyiz dedi. Eyvah diyoruz, neler yapabiliriz. Yani evde dururken bile proje yapan, sürekli neler yapabilirim diyen. Yani 7 yaşında bir çocuk beni arasa onun işi için dertlenen, koşan, koşturan bir insanım. Böyle olmaya da devam edeceğim. Yani inşallah hem Allah'ın hem halkın takdirini almak için mücadele ediyorum. İnşallah. Demin de söyledim. Başkanım. Bu bir gönül işi. Biz de inşallah gönlünce çalışıyoruz. Allah razı olsun. Şimdi az önce şey dedik, kırılmasın kimse. Sigara içen ve alkol kullanan konuklarımıza asla hiçbir şey demiyoruz. Oraya bir parantez açayım. Sağlık anlamında dikkat etmeleri sadece o gerekiyor. O değil. Şöyle, şimdi insanların hobileri vardır. Vardır. Kimi insan av yapmaktan hoşlanır. Kimi insan evde oturmaktan hoşlanır. Kimisi gezmekten. Evet. Kimisi sigara içer, alkol içer. Kimisi... Ben o manada söylüyorum. Yani ben en azından bir hobim olarak bu işi seçtim. İyi yapmışsınız başkanım. Yani. Biz de en azından o manada sizin gibi insanların varlığıyla sizlerin izinden gitmeye çaba sarf ediyoruz. İnşallah, ne kadar yapabiliyoruz bilmiyorum. Başkanım, bir şey daha var. Az önce misal temsilen Diyarbakır ilimizde mesela bir annemiz dediniz. Evet. İhtiyacı olduğunda ona evet. gidiyoruz, onun işini çözüyoruz. Peki başkanım, neler yaptığımızı konuşacağız ama neler yapılmalıyı da konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi daha kalıcı çözümler üretiyor muyuz? Böyle projelerimiz var mı? Hani o anda gelişen bir sıkıntıyı çözümlemek yerine orada çocuklarımızın çoğu okuma salonlarında biliyorsunuz. Evet. Okula gidemiyor çoğu. Okula gönderemiyor aile korkusundan. Evet. Bir sürü vesaire sıkıntılarımız var. Onlara tabii burada yer vermeyeceğiz. Daha sonra projelerimizi inşallah. Hayata geçirdiğimizde inşallah hep birlikte. İnşallah. Daha kalıcı çözümler üretmek mümkün mü? Böyle çalışmalarınız var mı? Mesela bölge başkanlarımız dediniz. Bölge başkanlarımızın çalışmaları nasıl oluyor? Size nasıl raporlamalar yapılıyor? Yani kendi içlerinde bir proje üretip size mi sunuyorlar? Yani bu akış nasıl oluyor? Şimdi aslında bizim buradaki amacımız şu. Türkiye'nin 81 ile 780 bin kilometreden haberdar olmak. Bütün dertlere dertlenmek. Asıl bir defa gaye bu. Hı hı. İkincisi tabii ki bölge başkanlarımız o bölgedeki iş adamlarımızla, sanayicilerimizle içişer ediyorlar. O bölgenin fakiri, fukarası, yetimi, öksüzüne sahip çıkmaya çalışıyoruz. Evet. Onları tespit etmeye, onları alıp ortada buluşturmaya çalışıyoruz. Şey yapmıştınız sanıyorum. Okullarda tabii. ihtiyaç sahibi çocuklarımızı onları incitmeden evet. isim listesi toparlayıp aynen. ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamışsınız. Yani bu çok yaptık. Önemli bir konu. Bütün Türkiye'de evet. her okulda, her bölgede böyle bir şeyin yapılması güzel bir şey. İşte buna başladınız pandemi girdiğinden. Pandemiden sonra, pandemi girdiğinden evet. Pandemiden sonra 81 ilimize bu projelere başlayacağız. Bir de mesela şu anda ihtiyacın yoksa varsa al, ihtiyacın yoksa getir al diye bir program. bir proje yaptık. Sultan Gazi Genel Merkezimize çok bu anlamlı projeydi ve insanlar tarafından çok da beğenildi ve
bayağı bir ihtiyaç sahibi insanımız bundan faydalandı. Hala da şu an evinde, ben vatandaşlarımıza buradan teşekkür etmeyi istiyorum sizin huzurunuza. İnanın o bacılarımız kıyafetleri getirirken ütülemişler. Yıkamışlar, ütülemişler, parfümleyip öyle getirmişler. Yani evdekini çuvala doldurup da al bunu kim giyerse giysin mantığında değil. Ay, çok sağ o kadar olsun. Güzel, tertemiz, kolajlamışlar, bize getirip teslim ettiler. Kitaplarımız var yani. Tabii bunun yanında biz Ramazan Bayramı'nda ve Kurban Bayramı'nda ismim belki rakam olarak veremeyeceğim ama çok ihtiyaç sahibi insanlarımızı buradan faydalandırdık. Bunun da gururunu yaşıyoruz. Tabii ki bunu daha da genişleteceğiz. 364 gün kalmasın çıplak başkanım. Yakında, yakında bunu biz sokağa da yansıtmayı evet. düşünüyoruz. Ama bunu hep beraber 81 ilde yapacağız inşallah. 81 ilde bütün belediyelerimizle, iş adamlarımızla işareli bir şekilde bir kalkınma hamlesi. Yani bu işte elinde olanları olmayanlarla paylaşmak kesinlikle. Gibi bir kampanya. Daha çok projelerimiz var. Tabii ki lafta değil de biraz özde olsun diye çok fazla açıklamıyoruz. Çünkü pandeminin ne zaman ne olacağı belli değil. Bir o inşallah kontrol altına alınırsa ki yavaş yavaş inşallah alınacak gibi görünüyor. O alınırsa biz projelerimizle zaten gündeme geleceğiz. Biraz da projelerimizi konuşmak istiyoruz açıkçası. Bir tane daha söylesem kızar mısınız? Yok, projenizi estağfurullah. Tabii, tabii. Mesela başkanımızın şöyle güzel bir projesi var. Gıda firmalarıyla birebir evet. iletişim halindesiniz. İhtiyaç sahiplerine direkt gıda firmalarından, fabrikalardan un olsun, bakliyat olsun vesaire evet. olsun onlardan onların gönderimini sağlıyorsunuz. Daha fazla insanın size katılmasını nasıl sağlayabiliriz? Neler yapıyorsunuz bununla ilgili? Birebir mi arayışlarınız oluyor? Tabii, bölge birebir. Temsilcileriniz mi? Yani bölge başkanlarınız mı yapıyor bunları? Bizim şimdi çok geniş bir ağımız var. Hı-hı. Mesela İstanbul Kadın Kolları Başkanımız Sibel Hanım var. Yine evet, Genel Sibel Başkan Yardımcısı Sibel Tepe Hanımefendi. Bunun yanında Neriman Başkan, Genel Başkan Yardımcısı Kadın Kolları Türkiye Geneli, Kadın Kolları'na sorumlu. Bunlar çok iyi çalışan bacılarımız. Allah onlardan razı olsun. Şimdi biz dedim ya her yerde izimiz var Allah'a şükür olsun. Bunun yanında kadın kollarımızın yanında gençlik kollarımız var. Bölge başkanlarımız var, il başkanlarımız var. Olmadı mahalle temsilcilerimiz var. Yani tam mahallelere kadar indik. Şu anda çok geniş bir aile, büyük bir aile oldu. En önemlisi o zaten başkanın mahalle evet, temsilcileri. Yani bir mahallede, yani biz çok güzel çalışmalar yaptık. Mesela bir tanesini söyleyeyim size. Kastamonu'da bir çocuğumuz, Saffet diye bir kardeşimiz bize iletti. Sağ olsun bizim Emel Hanım var, Emel Çeltik Hanım. Biz televizyon ve radyo sunucumuz. Bana ulaştı, başkanım dedi böyle bir kardeşimiz bize radyodan ulaştı. Bunun dedi bir yakınına işte tekerlekli sandalye lazım. Sağ biz bununla Emel ilgili inanın iletelim. Tabii ki inanın 24 saatte biz tekerlekli sandalyeyi Kastamonu'ya gönderdik. Ve o çocuk oradan o tekerlekli sandalyeye durmadan bana video ya, atıyor. Kıyamam. Seviniyor, bir seviniyor. İnanılmaz. Ki yani bir çocuğun o, sevinci yani. O sevinci ben. Yani anlatılan tarifi yok. Onun için buna benzer mesela yine bir tanesini daha anlatayım burada. Genel merkezimize gelen bir öğretmen kardeşimiz dedi ki başkanım biz sizi çok iyi takip ediyoruz, çok seviyoruz, çok sosyal bir insansınız. Ya bir çocuğumuz var 11 yaşında 60 kilo, kilolu ve sakat. Bu çocuğumuz engelli, sakat değil mi engelli. Dedi ki bu çocuğumuzu annesi ve kardeşi her gün okula eliyle götürmekten bel fıtığı oldular. Çok zor durumlar. Mümkün değil tabii buna ki. Tekerlekli sandalye değil, akülü sandalye lazım. Bunu nasıl temin ederiz? Biz hemen yine kolları sıvadık. 4 günde o zaman Büyükşehir Belediye Başkanımızın da desteğiyle biz bunu akülü sandalyeyi temin ettik. Ve genel merkezimizde biz akülü sandalyeyi bu bacımıza teslim ettiğimizde sevinçten bayıldı. Kadıncağız dedi ki başkanım ben ne yapabilirim sizin için? Dedi ki bacım tek dua edebilirsin. Sadece bize değil, tüm ülkemize, tüm ümmete, tüm İslam alemine, herkese yardımlaşmak bir evrenseldir. İnsanın gerçek görevidir yani yardımlaşmak. Yani elinizdeki bir şeyi başkasıyla paylaşmak bizim her şeyimiz. Hem töremiz, hem adetimiz, tabii hem de ki. İnancımız gereği. Kardeşimiz onun hem için, dua etsin hem de bu çocuk şu anda yapabilir, her şeyi yapabilir. Bir aslında. Hafta sonra toplantımıza sağ olsun bacımız buradan da selamlar olsun bizi izliyorsa. Kocaman bir tepsi baklava yapıp getirmiş. Olsun, onu hep beraber işte güzel paylaşın. Gönüllü insanlarımız. Şimdi gönül almak bizim işimiz. Bunun yanında yine Yaşlılar Yurdu Sultan Gazi'de ziyarette bulunduk. Orada neler gördüm ya. İnanın yani onları size başkanım anlatsam şaşırırsınız. Çok güzel şeylerdi. Yani başkanım, o yaşlılar bize şarkı söylediler. Ya. Bizim karşımıza dans ettiler. Hatta iki tane çift orada tanışmışlar, nişanlanmışlar. Onların orada bir de şahidi olduk falan. Çok aşk güzel yani, çalışmalar. Şey. Bunun yanında engelliler okullarını çok ziyaret ediyoruz. O engelli çocuklarımız
Yani onlar engelli falan değil. Aslında tabii ki değil. Var ya öyle asla. Yani o hepimiz... kadar candan, o kadar içtenler, o kadar her şeyi çok iyi anlıyorlar ki. Sevgi, sevgi biliyorsunuz hayvanlarda olsun, çiçek dahi sevildiği zaman bunu anlıyor. Tabii ki yani. Bütün canlılar, sevgi evrensel bir dildir. Şimdi bütün canlılar sevgiyi çok iyi anlıyorlar. Onun için ben diyorum ki insanlarımız boş boş gezip ya başkanım biz neler yapabiliriz demesinler. Aynen. Bir engelli okuluna gidip bir yarım saat orada vakit geçirsinler. Bir yaşlılar yurdunu ziyaret etsinler. Bir hastayı ziyaret etsinler. İnsan olduklarını İnanın hatırlasınlar var ya, değil mi? Şaşırırlar. Yani insan olduklarını hatırlarlar. Çok farklı bir duygu. Biz bunları yaşamak istiyoruz. Evet. Ama biz hiçbir zaman şunu yapmadık. Dedim ya sosyal medyada çok aktifiz ama yaptığımız yardımları elimizden geldiği kadar sosyal medyada çok fazla paylaşmadık. Bak bugün İzmir depremi oldu. Ama evet, olmalı başkanım. Yani tabii, şeffaflık ama... adına da olmalı. Mesela yani, talepleri, ihtiyaç yani. Olan şeyleri bence bundan sonra federasyonumuzun bir mutlaka web sayfası portalı vardır. Oradan var. Yayınlayalım başkanım. Var yayınlayalım. Mesela siz ulaşamayabilirsiniz ama o an girip görürler. Belki bir herkesin evet. bir çorbada tuzu olsun yani. Doğru. Öyle bir şeffaflığa ihtiyacımız var. Ben bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Buyurun yani başkanım. Ben şimdi bakıyorum işte şu soruları çok soruyorlar. Ya başkanım biz federasyona nasıl üye olacağız? Nasıl katılacağız? Evet. Nasıl geleceğiz falan. Demin siz de sordunuz aslında orada biraz es geçtik. Şimdi bize ulaşmak çok kolay. Genel merkezimize ulaşabilirler. Bölge başkanlarımıza ulaşabilirler. Tabii onlar da haklı. Bölge başkanlarımızın mazmatalarını yeni yeni veriyoruz. Daha tanıtamadık tam olarak. Pandemiden dolayı gidemedik. Bunun yanında dedim ya sosyal medyadan bize çok hızlı ulaşabilirler. Benim yaptığım haftalık 3 gün yaptığım programdan bize ulaşabilirler. Adlarını, soyadlarını, telefon numaralarını ve bir de bize TC ya da sabıka kaydı. Bunu gönderdiklerinde özellikle biz bu konuya dikkat ediyoruz. Çünkü içimizde olan insanların kesinlikle herhangi bir suç örgütüne bulaşmamış topluma faydalı insanları biz arıyoruz. Yani anladım. Burada kendisine fayda bulmak için gelenlerden ziyade topluma faydalı olan insanları evet. içimize barındırmak istiyoruz. Ama şey değil değil mi bu? Yani yüz kızartıcı suçlar. Hayır. Yani hani kader mahkumlarımız da var biliyorsunuz. İşten dışı başına gelen bir sürü tabii, insanların olaylar üstüne. Var. Yani onları da dışlamadan. Biz değil terör mi ve yüz kızartıcı suçlar olanları biraz kenarda tutmak evet, istiyoruz. Diğerleri kapının sonuna kadar çık. Tabii kader mahkumlarımız var. Hani demişler ki. Ya en çok hakkının olduğu yer cezaevleridir. Öyle durumlar aynen yaşıyor öyle. Ki insanlar Allah kimsenin başına ya vermesin. Ya düşünsenize bir hanımefendiyi savunurken şu anda yıllarını maalesef karanlığa gömmüş bir çocuğumuz var. Gencimiz var. Yani İnsanlar artık toplumda korkar oldular yardımlaşmaya. Bir doğru. şey olursa görmeden gidiyorlar. Yani biz evet. bunları engellemeye çalışıyoruz. Olabildiğince daha topluma katkı sağlayabilmek adına. İnşallah. Yani biz topluma faydalı ne varsa oradayız. TÜRDEF, Türkiye Dernekleri, Tüm Dernekleri Federasyonu olarak. Bir de onu söylemedik. Biz Avrupa'nın şu an Avrupa ve dünya genelinde 16 ülkede teşkilatlarımız oluştu. Avrupa'da Fransa Avrupa Bölge Başkanımız Sayın Mehmet Fındık. Buradan da Fransa'ya selamlar gönderiyorum. Selamlar bize. Mehmet Fındık Bölge Başkanımız Fransa, Almanya, İsviçre, İtalya 4 ülkemizde şu an teşkilatlarımızı oluşturdu. Bunun yanında yine Kırgızistan, Kazakistan, Afganistan, Çin, Rusya, efendime söyleyeyim bunun yanında Suriye Türkmenleri. Bakın şu an İstanbul'da 350 bin tane Türk vatandaşı olmuş Suriye Türkmenleri var. Halep Türkmenleri. Bunlar bizim içimizde beraberiz. Onlar da yanımızda. Buradan bütün Türkmen kardeşlerime, Sayit Başkanıma selamlar gönderiyorum. Selamlar, onlar gerçek Türk efendim. Çocukları. Gerçek güzel bizim başkanım. Vatandaşlarımız. Yani şunu söyleyeyim. Bizim atalarımızın atlarının, nallarının değdiği her toprakta yaşayan Türk sevdalısı kardeşlerimizi yanımızda görmek istiyoruz. Geçenlerde beni Afganistan'dan bir kardeşim bana yazdı. Başkanım sizi çok seviyoruz. Türkiye'den hep bir el bekliyoruz. Bize sahip çıkın ama bu el siz oldunuz. Ben size minnettarım diye bana yazmış. Ben buradan kardeşimiz izliyorsa teşekkür ediyorum. Yine Çin'de yaşanan bir zulüm var biliyorsunuz. Onunla ilgili de inşallah Uygur Türklerinden yine temsilci şu an bir tane oluşturduk. Uygur Türkleri konusunda da çalışmalar yapmak istiyoruz. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Tabii ne kadar güçlü olursanız o kadar gücünüz oluyor. Ülkemiz işte bugün Azerbaycan'da Karabağ'da yaşanana dur dedi. Suriye'de yaşanan zulme dur dedi. Libya'da dur dedi. İnşallah Uygur Türklerine de zamanı geldiğinde biz kardeşlerimize de sahip çıkacağız. İnşallah zamanı geldi geçiyor ya başkanım. İnşallah. Çok geçiyor. Orada bir yeni bir şey duydum. Çok üzüldüm. Yani Çin devleti bir alet, bir kamera gibi geliştirmiş. Yolda yürüyen Uygur Türklerinin yürümesinden, konuşmasından, hareketlerinden suç unsuru taşıyıp taşımadığını tespit edip onu gözaltına alıyor. Bu kadar aşağılık, bu kadar incitici, bu kadar toplumu yaralayan, insanlığı aşağılayan bir uygulama olabilir mi?
Ben buradan bütün dünyaya sesleniyorum. Hani çok medenisiniz işinize gelince ama maalesef orada Uygur Türklerine yapılan bu zulmü görmeleri gerektiğini düşünüyorum. Biz Tour de Flora yakın zamanda inşallah pandemi bittiğinde geniş çaplı Türkiye genelinde bir bununla ilgili gündem yapacağız. İnşallah Doğu ve Güneydoğu'da PKK terörü artık yavaş yavaş bitti. İçişleri Bakanımız 320 tane, 220 tane teröristin kaldığını söyledi. Yazın Allah nasip ederse Doğu ve Güneydoğu yaylalarında halaylarımız çekilecek, kızlarımızı evlendireceğiz. O güzel günlere geri döneceğiz. Ben hep söylüyorum ya işte Doğu ve Güneydoğu'nun sıra gecesi, bizim İç Anadolu'nun Çankırı'mızın yareli, Karadeniz'in horanı, evet, Ege'nin efesi, işte mezdekesi Marmara'nın derken bütün kültürlerimizi inşallah beraber yaşatarak. Biz bu arada Sultan Gazi çok güzel program yaptık Kumra Hanım. Yani kültürler buluşuyor programı. Ve 26 tane sanatçımız katıldı buraya. Her yöreden. Ve 2000 kişi katıldı. Muhteşem bir gündü, muhteşem bir geceydi. İnşallah onu bu sefer İstanbul'un ya da işte belirli merkezlerin en büyük meydanlarında kültürler buluşur programını yapacağız. Bütün İnşallah kültürleri buluşturarak pandemiden artık kurtulduğumuzu da burada inşallah ilan edeceğiz. İnşallah o gün güzel günlerimiz evet. Geri gelsin. Birlik i̇nşallah. Beraberlik içerisinde çok sağlıklı günler bizi bekliyor i̇nşallah. Olsun. Başkanım şimdi şöyle bir şey var. Olabildiğince çok insana ulaşmaya çalışıyoruz. Evet. Olabildiğince her yerde var olmaya çalışıyoruz. Ama önemli olan hep sonuç bizim için. Ve ben sonuca erişeceğimize çok inanıyorum sizinle. İnşallah. Çünkü İnşallah. Siz gerçekten hizmet adamısınız. İnşallah. Bu kadar şeyi peki nasıl üstesinden geliyorsunuz? Katkı sağlayan mutlaka vardır size gönüllü olarak ama. Yani bununla alakalı bir havuzunuz var mı? Bir maddi akış var mı? Bildiğim kadarıyla siz kendiniz iş adamısınız ve kazancınızın hemen hemen hepsinin bu tarafa. Yenge sizi yakında evden kovacak bu arada. Bu arada öyle geliyor. Kazancınızın hepsini yapmak istediğiniz projelere aktarıyorsunuz. Peki nasıl dönüyorsunuz? Biz buradan neler yapabiliriz? Tabii bu konuda yine pandemiye dayanarak bizim tabii ki geniş bir ağımız var. Geniş bir yönetim kurulumuz var. Yine iş adamlarımız gönüllülük esası dedi ki gönüllülük esasına bağlı olarak bize destek olan arkadaşlarımız var. Buradan hepsine teşekkür ediyorum. Biz de kendimiz tabii her zaman bu bir gerçek. Sivil toplum kuruluşlarında halktan 1 lira destek geliyorsa başkan 3 lira harcar. Bu bir gerçek. Bu da bizim kaderimiz. Hem zamanınızı harcarsınız, hem paranızı, hem gönlünüzü verirsiniz. Ama yine yeri geldiği zaman hep eleştirilir her zaman da. Biz bunların hepsine alışırız. Bunlara da hazırız. Çünkü meyve veren ağaç taşlanır diyorlar. Öyle. Biz maddi manevi her türlü desteklerimizi veriyoruz. Sıkıntı yok. Allah'ın bize nasip ettiği, bize verdiği sürece biz de halk yolunu harcamaya devam edeceğiz. Tabii pandemiden sonra bütün 81 ilde yaşayan bütün bölge başkanlarımızla beraber iş adamlarımızın ben hep söylüyorum var olandan alıp yok olana vermek bizim bir defa inancımızda var. İnşallah ben buradan iş adamlarımıza sesleniyorum. TÜRDEF'in yanında olun. Gelin burada bir çocuğumuzu sevindirseniz, bir aileye yardım etseniz. Biraz önce buraya gelirken yine bir ailemiz evi yanmış. Bizden destek istedi. Çok geçmiş olsun. Buna nasıl yardımcı olacağım? Ben tek başına olma şansım yok. Olamazsınız. Yani ama, ben de... Ha, bir elindesi var, iki elindesi var dersek, birleşirsek. Aynen. Karınca kararınca herkes biri çatısından, biri penceresinden, biri evinden bir şey tutarsa biz bu ailemizi bu soğuk günlerde dışarıda bırakmadan sıcak yuvasına kavuştururuz inşallah. Ben buradan bir yere parmak basacağım başkanım. Evet. Kusura bakmayın. Yani dilim sivri değildir. Aslında beni tanıyanlar bilir ama haksızlığa pek tahammülüm yok. Şimdi bir aileye giriyorsunuz. Evet. Bu aileye girdik diyorsunuz. Afişe ediyorsunuz, biz buradayız diyorsunuz. Evet, her şey güzel. Konuşmalar, görüşmeler, yemeler, içmeler okey ama çoğu gördüğüm STK'da en büyük kanayan yara hiç kimse destek olmuyor başkanım. Sadece şu yapılıyor. Ben sizin mesela federasyonda bir üyenizim diyelim. Burada bir aidat sistemi olmalı. Aidatlarımı ödemem gerekiyor. Bölge başkanlıkları diyorsunuz. Tamam, evet, çok güzel insanları seçmişsiniz. Evet. Hepsine sonsuz saygı, sevgiler. Ama buranın dönmesi gereken bir çarkı var ve bu çarkı döndüren bir benzini var, değil mi? Yani nasıl Doğru. araca benzin koymazsan gider yolda kalır. Doğru. İsterse dünyanın en güzel otomobili olsun yani. Doğru. Sonuçta sen ona benzin yüklemezsen bu gitmez. Evet. Ben de diyorum ki evet biz başkanımı çok seviyoruz. Başkanımın kurduğu her şeyde varız, gönüllü gidiyoruz ama hiçbir katkımız yok. Yani bu da olmamalı. Bir aidat sistemleri olmalı bütün STK'ların. Bunlar ödenmeli. Ben üyenizim, bana
deniyor ki işte bir tane tekerlekli sandalye lazım. Ben onu yapamıyorsam ben de kendi çevreme söylüyorum. Aslında işleyiş şu anda bu. Bu olmamalı. Biraz daha Avrupa'daki hani diyoruz ya çok fazla oraya bakmıyoruz ama bazı şeylerin de düzgün yapıldığını gördüğümde kesinlikle alıyorum doğru, başkanım. Kesinlikle doğru, doğru. Şimdi Avrupa'da mesela diğer kıtalarda baktığımda böyle sosyal sivil topluluklarının bir araya geldiklerinde hepsinin bir katkısının olduğunu, bölge temsilciliklerinin belli paydalarda katkılarının olduğunu, bir havuz oluşturulduğunu. Evet. Şimdi bizim arkamızda bir kasamız olmuş olsaydı, bir havuzda dönen nakdimiz olmuş olsaydı ne olacaktı? Çok daha sizin gibi güzel gönüllü insanların yapacağı çok daha güzel projeler olacaktı. Evet. Bununla alakalı yeni bir sistem ben de düşünüyorum başkanım. Bu konuda inşallah size katkı sağlamak istiyorum. Bilmiyorum bir dahaki toplantılarınızda inşallah daha da iyileşmiş olarak bu İnşallah. Çarkı döndürmek istiyorum. Çünkü siz evet çok güzel bir insansınız. Yönetim kurulu mükemmel. Ama herkesin eli cebinde yani bu sefer ne oluyor? Hayattaki akışında bir sıkıntı yaşanmaya başlıyor. Lütfen ben de buradan sesleniyorum. Hangi STK'ya üye olmak istiyorsanız, hangi toplum içerisinde bulunuyorsanız bulunun arkadaşlar. Az demeden, çok demeden lütfen her birimizin bir katkısı olsun. Çünkü bu katkı sağlayacağınız yer insanların kendi cebi, kendi geçim kaynağı değil. Tam tersi kendi geçim kaynağını insanlar bu tarafa aktarıyor. Biz birbirine bağlı, birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde hareket edeceksek maddi anlamda da yapabileceğimiz az da olsa çok da olsa bir havuz oluşturup bir katkı sağlayıp başkanımız gibi güzel gönüllü insanların, böyle hareketlere başlayacak olan insanların da en azından önünü açmış, daha umutlu bir şekilde yol almalarını evet. sağlamış olacağız. Evet. Acizane haddimi aştıysam özür diliyorum başkanım. Benim en büyük sorunum. Ama bu böyle yani. Doğru. Doğrusu bu. Hani kral çıplak demek lazım. Ben lütfen. O konuda şunu o konuda söyleyeyim. Siz çok mütevazisiniz. Doğru. Şimdi, bunun evet. bir çizgisini çekelim. İşte sizinle toplum, başlayalım buna. Sivil toplum kuruluşlarının kaderi bu. Yani insanlardan çok şey istediğin zaman maalesef biz özellikle ülkemizde henüz bunu tanıtamadık. Buradan uzaklaşıyorlar. Ben hep şunu söylüyorum. Mesela Avrupa'da biraz önce dedik ya biz Avrupa'nın her şeyi kötü değil. Tabii ki doğru olanları almak zorundayız. Biz medeniyetin eşiyiz. Medeniyetin tabii ki. gerçek sahipleri biziz. Ama şu bir gerçek. Mesela Avrupa'da insanlar derneklerden çok büyük faydalar elde ediyorlar. İnsanlar ev kirasını ödemeden önce dernek aidatlarını ödüyorlar. Çünkü niye derneklerden faydalanıyor? Evet. Bak ben şunu söylüyorum. Gurbette açabileceğiniz tek kapı derneklerdir. Mesela bir Diyarbakır'dan ya da bir Çankırı'dan ya da bir Samsun'dan geldiniz İstanbul'a. Evet, geldiğinizde başladım. Bir mahallede birilerini tanıyabilmek için ilk uğrayacağınız yer orada bulunan hemşeri derneği. Kesinlikle. Oraya gittiğinizde mutlaka bir tanıdığınız olur. En azından bir Samsunlu olarak orada bir yüz aşinası tanıdığınız olur. Bir ferahlarsınız. Orada kendinizi huzur içinde hissedersiniz. Onun için ben şunu söylüyorum. Diyorum ki aslında benim bir sözüm vardı. Burada çok kullanmak istemiyorum. Bayanlar beni dövecek yakında. Diyorum ki bakın kocaları kahveden gelen bayanlar hoş geldin kocacığım aç mısın diye soruyorlar. Onu makul karşılıyorlar. Ama dernekten geldiği zaman of canım boş işlerle uğraşıyorsun diyorlar. Halbuki orada insan tanıyor. Faydalı işler yapıyor. Faydalı insanlarla tanışıyor. Bunu çok ciddiye almıyorlar. O yüzden şimdi biz tabii bu arada diyoruz ya bizim kültürümüz hem doğuda hem batıda. Bugün Ege diyoruz ya. Mesela evet. Ege'de şöyle bir şey var. Ben inşallah yakın zamanda İzmir'de de gene odun İzmir'e bu odun depremde kömür, evet. depremde daha çok konuşacağız dışarıda başkanım. Kalan şu süre zamanımız kalmamış depremde zarar gören vatandaşlarımıza inşallah odun ve i̇nşallah giyecek gönderdik biz de gideceğiz ama mesela Ege'de şöyle bir şey vardı İstanbul'da bakın en az göç alan bölge Ege bölgesidir neden çünkü toprağı verimlidir insanları vefalıdır memleketlerine evet. bağlıdır ve memleketlerinden dışarı pek çıkmazlar ve kültürleri çok güzel kültürleri vardır Akdeniz'in yörükler selam olsun vardır ülkemizin Akdeniz'de. En bütün, uçsuz bucaksız yeri harika bir ülkemiz var bakın evet. dünya bir yana ülkemiz bir yana Ege'de Efeler yine buna benzer işte zeytin pamuk vesaire her şey var üzüm Ege çok güzel yazlık turistik olarak çok güzel Akdeniz ona keza Doğu Güneydoğu zaten bir başka. Kesinlikle. Karadeniz'in ben bu yıl tatilimi Karadeniz'de yaptım. Muhteşem. İç Anadolu'ya geliyorsunuz. Her yer harika. Bir başkalık. Marmara bir başka. Ülkemiz çok güzel. Bu güzelliklerden faydalanabilmek için toplum refahını en üst seviyeye çıkartmamız, üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor. Lazım. Bunu hep beraber yapacağız. Ben diyorum ki ben buradan toparlarken şunu söylüyorum. Gelin bütün Türkiye'nin neresinde olursanız olun, dünyanın neresinde olursanız olun mutlaka TÜRDEF'e üye olun. TÜRDEF yönetim kurulu üyesi olun. Onu konuşamadık. Yönetim kurulu üyesi olmak için dernekler bize üye olabiliyorlar.
Ama korkmayın, şöyle bir güzellik var. Bütün vatandaşlar tek başına fahri üye olabiliyorlar bize. Çok güzel başkanım. Fahri üye olarak bütün vatandaşlarımızı aramızı alabiliyoruz. Onun için inşallah ben bütün vatandaşlarımızı tür defe İnşallah. Bekliyorum. Başkanım, her şeyden önce çok teşekkür ediyorum. Biliyorum ki burada dünyada var olan bütün canlılar içinde uğraşınız, haykırışınız. Allah Küçük razı. Fatili dostlarımızı da asla unutmadık. Onunla ilgili de çok güzel çalışmaları var başkanım. Ama maalesef zamanımız kısıtlı olduğu için inşallah bundan sonraki programlarımızda da böyle gönlü güzel insanları daha çok tanıyacağız. Başkanım çok çok teşekkür ediyorum. Herkes adına size. Evet. Bundan sonra inşallah her şey çok daha güzel olacak diyorum. Ve şöyle, aslında bir sürü sorular vardı ama onları daha sonra ben size ileteceğim. Buradan dostlar selam olsun. İletemedim sorularınızı ama başkanıma mutlaka ileteceğim. Evet, bir farkında mısınız programımızın daha sonuna geldik. Sizleri çok seviyoruz. Bizleri takip etmeyi lütfen ihmal etmeyin. Çünkü biz burada insanın kalbine ve hayatına dokunan insanlarla sizin için bir şeyler yapmak için varız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağlıkla kalın.